Nasılsınız Cüneyt Bey? Teşekkürler. Melis, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Haftanız nasıl geçti? Öncelikle ilk klasik sorumla başlamak istiyorum. Valla yoğun her zaman olduğu gibi. Klasik bizim finans dünyasında haber akışları bitmiyor, yoğunluk Evet. bitmiyor. Her zaman olduğu gibi yoğun bir hafta diyelim. Peki. Küresel piyasalarla programın açılışını yapalım. Dün yayınlanan FED toplantı tutanakları sonrası piyasalar karışık bir seyir izledi mi? Evet, izledi. Bugün ise makroekonomik veri gündemi Powell'ın açıklamalarını beklemekte. Piyasaları nasıl değerlendirirsiniz Cüneyt Bey? Sevgili Melis, piyasalar hala umudu satın alıyor. Yani Hı. grafiklere baktığımda borsa tarafında hala yukarı yönlü hareketler Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Avrupa'da olsun, DAX'ın, S&P'nin ki benim borsalar adına takip ettiğim iki önemli grafik, biri bütün dünya adına S&P 500 endeksi, diğeri de hem S&P'ye yardımcı hem de gelişen piyasalar adına takip ettiğimiz iki önemli grafikte rekorlar görüldü. Neyi fiyatlıyorlar? Aşılama çalışmaları yılın ikinci yarısını kurtaracak, ekonomiler normal dönecek. Hakikaten beklentiler de bu yönde. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş hızlandı. O kadar nüfusu ekonomik güçlerini, siyasal güçlerini de kullanarak aşıyı da ciddi bir şekilde bloke ederek, halkını aşılayarak ilerliyorlar. Bu ekonomik olarak onları bir noktaya getirecek ama yılın rahatsız. Ne dedi? İki tane önemli paradigma var. Son bir haftadır seninle sohbetimizden sonra önüme gelen, bunu paylaşmak istiyorum. İki önemli kriter. Birincisi Biden'ın başlattığı vergi sorunsalı. Yani daha çok vergi, daha adil vergi. Küresel ölçekli firmalardan bahsetti. Dedi ki yani sizler muafiyetleri kendi firmaları bunlar. S&P 500 endeksi içinde yer alan devasa ABD şirketleri. Sizler dedi vergiyi dedi düşük ödedikçe, vergi muafiyetlerini kullandıkça tamam bu sizin büyümenize yarıyor ama biz taşın altına eline koyuyoruz. Bir iki trilyon paket açıkladık. Şimdi bir iki üç trilyon civarı bir paket daha açıklayacağız. Altyapı çalışmalarını içeren. Bütün bunlar için bir sermaye gerekiyor. Bu sermayeyi hep beraber taşın altına elini koyarak oluşturacağız dedi ve kurumlar vergisine yukarı yönlü. Trump'ın indirdiği kurumlar vergisine yukarı yönlü bir sinyal gösterdi. Demokratların zaten genel tarzıdır bu. Yani işi vergi tarafında daha fazla tabana yayarak ve yüksek gelirden daha fazla vergi alarak işi dengeleme. Ama bu bir mecburiyet. Zaten bu olmuyorsa bir noktadan sonra önümüzdeki dönem problemli sektörler, başta hizmet sektörü olmak üzere sorun yaşadıkça dünyanın belki tarihinin en büyük kamulaştırma sürecini görme riski var. Dünyanın tarihin belki en büyük satın alma ve birleşme sürecini yaşama riski var. İsteyerek değil bunlar, istemeyerek. Şimdi o döneme doğru ilerlememek, evrilmemek adına yeni bir dönem başlattı. Yalın bir üst kademeye çekti bunu. Asgari vergi tanımı getirdi. Dünya üzerinde bütün ülkelerin bir asgari vergi uygulaması koyması gerektiğini. %20-21'ler civarında. Bunun altında bir verginin olmaması gerektiğini, bunun üstü ayrı tartışılır dedi. Şimdi tabii her ülke kendi içinde belli bir asgari vergi tanımlasa da bunun muafiyetleri olur. Daha çok istihdam yaratan, daha çok ekonomiye katkısı olan firmalar muhakkak bir takım muafiyetlerden faydalanır. Yalın da zaten merak etmeyin Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında bir sinyal verdi. Dedi ki gelin kendi ülkenizin tahvillerini satın alın. Tahvil piyasasına da çünkü dikkat çekiyor. Biz seninle 2-3 haftadır daha fazla yani 1-2 aydır ne diyoruz? ABD oyunluklara dikkat. Evet. Dolar endeksine dikkat. Niye? ABD oyunlukları hala 1.65 civarında. 1.70'in altında ama her an 1.70'in üzerine tekrar çıkabilir. Net bir alıcı yok. Dolar endeksinde 92'lerin üzerinde, 93'lerin üzerinde neyse ki şimdilik kalıcı olmadı ama 92 üzerinde kalarak 93'e yakın seyrini koruyor. An itibariyle de 92-400 gibi bir rakam. Tam 200 aylık ortalama civarında. Şimdi dedi ki Yalın, tahvil piyasasında likiditeyi arttırmalıyız. Yani bu şu demek, tahvil almalıyız. Bence o çağrının arkasında şu var, gelin küresel ölçekli firmalara biraz bilançonuza ABD tahvili katın, biz de size vergi muafiyeti getirelim gibi bir örtülü söylem var orada. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu benim bakış açım. Çünkü çağırıyorsa korkutmaması da gerekiyor. Küresel ölçekli şirketler para akışkandır.
Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez edilmiş olsa da bütün dünyaya yayılmış büyük ölçekli şirketler bunlar. Her an farklı dinamikler de gösterebilirler, farklı refleksler de gösterebilirler. Amerika hükümetinin, Biden'ın veya Yellen'ın ben reel sektörü karşısına alabileceğini düşünmüyorum. Almak istediğini de düşünmüyorum. O zaman vergiyi önce bir kabul ettireceksiniz. Ondan sonra da onun muafiyetlerini de getireceksiniz. Bir de istihdam kaygısı, yani istihdamı arttırmalıyız diyor. Bütün bunlar tabii bu haftanın paradigmalarıydı. Gözümüz hala dolar endeksinde ve ABD unitlerde olmaya devam edecek. Orada tam bir rahatlama yok. Bir mola var. Mola iyi. Bir manevra alanı veriyor dünya için. Bu iyi. Ama bakalım G20'de tartışacaklar. Aşılama konusunda da şu aşı ulaşmamış ülkelere aşı ulaşmaya başlarsa inşallah oradaki adaletsiz tavır düzelirse ki Yalın başka bir şey daha söyledi IMF Başkanı Georgieva ile beraber. Gelir dağılımındaki adaletsizlik devam eder ise ülkeler arasındaki ölçek ekonomileri arasındaki farklılıklar artacak ve bu dünya ekonomisinin temel dayanağını zora sokacak. Yani bir yeni kriz ihtimali olabilir. Hatta şunu söyledi, çok ilginç. Pandemi bitebilir ama başka pandemiler gelebilir. Şimdi yani gelir demiyor, bunu bilmesi mümkün değil. Hazine Bakanı olarak, eski FED Başkanı olarak. Ama şunu söylüyor. Hazırlıklı olmalıyız dünya olarak. Ortak olarak borcu alacağı yeniden tanımlamalıyız diyor. Özetle bunlar çok da bir uzun meseleler ama kısaya döndüğümde dolar endeksi düşmeli 92 altına, 90-91-50 bandına, ABD oyunluklar düşmeli 1.50 civarına, hatta 1.50'nin altına ki biz daha rahat bir ortamdan bahsedebilelim. Özetle dünyada ılımlı bir hava var ama bu ılımlı havanın temel dayanağı baharda bu iş rahatlayacak. Baharda rahatlayamazsak Avrupa'daki kapanmalar her şey oraya konsantre. Ve önemli bir ülke İngiltere başardı ya geri gelişi. Yükselmişti mutasyon vesaire. İngiltere gibi bir ülkenin de açıldıktan sonra açılmaya zorluyorlar şimdi. Açıldıktan sonra eski haline dönmemesi çok önemli referans olacak. İsrail mesela bütün vatandaşlarını aşıladı. Aşılanmış bölgelerin ve ülkelerin tekrar vaka sayılarının ve artışların agresif şekilde açıldıktan sonra artmaması en önemli kriterimiz olacak bundan sonra izlemek adına. Peki, şimdi dolar endeksi demin biraz önce düşmeli dediniz ve dolar endeksiyle dolar TL'de son durum nedir? Şimdi dolar endeksi tabii dediğim gibi 93-300'ler çok önemli bir eşikti. 200 günlük 200 aylık ortalamayı kırdı. Ama bir miktar mola verdi. 200 aylıklara geri döndü. 93 üzerinde 93-50'de kırılırsa 95-97 gibi hedeflere giderse sıkıntı büyür. Bizim için de büyür. Mevcut dolar TL fiyatların içinde bir miktar dolar endeksinin bu yukarı yönlü stres veren seyri de var global ölçekte. Ama içeride farklı denklemler de var. Yani ABD-Türkiye ilişkileri, AB-Türkiye ilişkileri ki AB-Türkiye ilişkilerinde aslında mesafe de almaya başladık bu arada. Önümüzdeki döneme dair olumlu sinyaller var. Aynı sinyaller ABD-Türkiye ilişkilerinde de ufaktan belirmeye başladı. Fakat şimdi önümüzde bir bakalım umarım öyle bir sağduyudan uzak bir karar vermezler. Bu soykırım meselesiyle ilgili ABD'de önemli bir tarih var. Ona da bakıyoruz ABD-Türkiye ilişkileri anlamak adına. Akbank davası adım adım yaklaşıyor. Ona da bakıyor olacağız. Hepsi bunların tabii dolar TL üzerinde etkili. Artı Merkez Bankası'nın son enflasyon verisinden sonra gelecek hafta Perşembe günü ki bir sonraki hafta seninle olan Perşembe, yayınımız evet. Perşembe muhtemelen Merkez Bankası öncesi bunları konuşuyor olacağız bir kez daha. Piyasalar Merkez Bankası'ndaki o kararlılığı da görmek isteyecek. Söylemsel olarak Sayın Başkan Şahap Bey net olarak açıkladı. Sıkı para politikasından vazgeçmek yok. Enflasyonla mücadelede kararlılık devam. %5 hedef enflasyona inene kadar politika faiziyle enflasyon arasındaki dengeyi koruyacağız. Bunların hepsi çok güzel. Ama bunları piyasada konuşulan bu söylemleri, sözlü yönlendirmenin para politikası kurulunda da karara bağlandığını görmek isteyecek piyasa. Hani enflasyon düşmeden bir faiz indirimi sürecinin başlamamasını görmek isteyecek. Tabii ki tek mücadele kriteri Merkez Bankası politikaları değil. Bunu defalarca söyledik. Yapısal reformların devamı, üretimin arttırılması,
tükettiğinden fazla üretebilen ülke olmak, bunlar hep bizim taleplerimiz ve zaten hedeflerimiz de. Ama bunlar oluşana kadar kısa vadede Merkez Bankası politikalarını kullanmak durumundayız. Ve sanıyorum birkaç ay daha Merkez Bankası mevcut politikayı koruyacak. Sonra yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon izin verdiği andan itibaren kur geçişkenliğini de arkada bırakırsak, petrolde bir normalleşme olursa, bakın 9 aydır devamlı tarım emtia fiyatları yükseliyor dünya ölçeğinde. Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle 9-10 aydır devamlı. Bu bize de yansıyor maalesef. Gıdanın baz etkisine de. Üfe ile tüfe arasındaki makas açık. O makasın kapanması gerekiyor. Bunlar oluşana kadar hissedilen enflasyon özetle düşene kadar ve manşet enflasyon 15'lerin altına 14'lere doğru 13'lere doğru bir gelişim gösterene kadar yılın ikinci yarısından itibaren olacak gibi bu iş. O zaman zaten Merkez Bankası aşağı gelecek, kimse yüksek faizi istemez. Bunu savunmak da mümkün değil. Yani üretimle büyümek isteyen bir ülkenin yüksek faiz ortamından sağlayacağı hiçbir fayda yok. Şu an mecburen uygulanan bir politika. Ama bir müddet daha bu politikanın devam edilmesi gerekiyor ki kurdaki ve finans piyasalarında tahvil tarafındaki dengenin korunması adına. Dengeler kurulduğu an Merkez Bankası zaten oluşan manevra alanını kullanacak. Aşağı yönlü gelecek. Zaten raporlara girmeye başlamıştı son görev değişiminden önce de Deutsche Bank. En az 400 bas puan bir faiz indirimi bekliyoruz demişti Merkez Bankası'ndan. Beklentilerimiz bu yönde ama birkaç ay daha şu enflasyon nerede tepe yapıyor onu görüp ondan sonra inişi Yani gördükten bu sonra kademeli kullanmak. Dolar TL'de de rakamlarımız net şöyle 8-8-20 bandı kritik diyoruz, orada olmaya devam ediyoruz. Geçen hafta söylemiştik. 8.50 yukarıda 8.50-8.55 önemli eşit miyiz? Sözünü böldüm lütfen sonra Yo yo unutma. yo estağfurullah. 8.50-8.55 geçilmedikçe stres artmaz ama geçilirse hareket biraz 8.89'lara gitme potansiyeli taşır. Bu tamamıyla teknik bir yorum yalnız onu söyleyeyim. 8'in altından geri çekilmelerde 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 7.30-7.70 bandı. Bu 50, 200, 21, 3 tane önemli ortalamanın bulunduğu 7.30-7.70 bandına dönebiliyorsak Merkez Bankası kararı sonrası önümüzdeki süreçler. Zaten biz dolar TL'de biraz daha rahatlamış ve piyasanın mevcut durumu sindirdiğini, refleks olarak artık fiyatların normalleştiğini görecek. Ama onun dışında 8-8-20 içinde kaldıkça biraz temkinli olacağız. 8-50-55 de dikkat edeceğimiz marjinal direnç olacak sevgili Melis. Şeyi soracaktım Cüneyt Bey, daha önceki yayınlarınızda da bu enflasyonla ilgili yükseliş hani Nisan Mayıs'ta da devam edecek açıklamalarında bulunmuştunuz. Bu Evet. Nisan, zaten Nisan ayındayız. Yani Mayıs'tan sonra en azından bir tık düşüş olacak mı? Çünkü ciddi anlamda her şeyin fiyatlarına çok yansıdı. Maalesef işte anlatmaya çalıştığımız o. Evet. Yani Evet. fiyatlar yansıdığı için enflasyon yükseliyor. Şimdi Evet, orada evet. üretici tarafın da biraz dikkat etmesi gerekiyor. Yani TÜSİAD, MÜSİAD, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri destek verdi fiyat istikrarı konusuna. Enflasyonla mücadele. Şimdi o desteği sahada da görmek istiyoruz. Bunun fiyatlara yansımasını da görmek istiyoruz. Her markete, her pazara, her çarşıya gittiğimizde fiyatların yukarı yönlü gittiğini görmek istemiyoruz. Bu sadece devletin takip edebileceği, devletin denetimle takip edebileceği bir şey değil. Bir yere kadar edersiniz. Tamam, tarım hayvancılıktaki reform bir an önce çıkmalı, çıkacak zaten. Sayın Bakan açıkladı, yakında hal yasası çıkacak. Yani takvim belirlendi şu 3 aylık periyotta. Şimdi yazın tabii baz etkisi vardı. Türkiye'de biraz yaz ayları gıdanın etkisini azalttığı dönemlerdir. Ramazan ayından sonra yani Mayıs Haziran gibi en geç tepe yapıp ben Haziran'dan sonra yavaş yavaş aşağı yönlü bir seyir bekliyorum. Ama benim bakacağım Haziran'dan şey sonra. aynen benim bakacağım şey asıl o üfe tüfe makasının kapanması olacak. O makas kapanmalı. O makas 15'lere yükseldi Melisa Hanım. O makas onlara düşmeli, hatta onun altına düşmeli. Hatta kafa kafaya gitmeli ki biz hissedilen enflasyonla manşet enflasyon aynı olduğunu görelim. Yani çarşıda pazardaki bizim hissettiğimiz enflasyonun yüksek olması üfeden dolayı. Çekirdek enflasyon ve üfeden dolayı. Şimdi o üretici tarafındaki enflasyon düşmeye başlarsa yani nereye kadar neyi maliyetlendiriyoruz onu da tam anlayamıyorum. Bir kısmını anlıyoruz, onu konuşuyoruz zaten de biraz kurumlarımızın da
Yani iyi niyetli olanların çoğunlukta olduğunu düşünüyoruz ve tenzih ediyoruz ama biraz fiyat oluştururken ekstra dikkat etmekte fayda var. Yani sadece bir sebzeye 8-10 lira para ödemek çok rasyonel değil. Tarım ülkesiyiz biz. Tarım ülkesi olmak kodunu hızlandırmamız, üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Ki bazı alanlarda üretimlerimizde yoğun, ihracattaki düşüş bazı alanlarda şey de getirdi. Yani bazı ülkeler korumacı davranıyorlar. Kendileri ürettikleri özellikle tarım emtialarını, tahılları satmıyorlar. Stoklamaya gidiyorlar. O da fiyatları yükseltiyor. Tuhaf bir şey var. Çin etkisi de var. Bu konteyner problemi falan hepsi yansıyor. Hepsi Geliyor dönüyor yansıyor. ihracatın içine. Sadece kur olarak düşünmeyin. Yani birçok şey, petrol de biraz yükseliş gösterdi. Bunlar normalleşene kadar sanıyorum Haziran'dan sonra biz enflasyonda daha iyi bir seyir göreceğiz. Umudumuz da o yönde zaten. İnşallah. Peki Cüneyt Bey, şimdi salgın sürecinde evde çalışmanın yanı sıra bu gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmak ciddi kolaylaştı. İşte yüksek getiriler, faizlerin düşük seyriyle birlikte yatırımcılarda inanılmaz bir artış var. Hatta siz bir iki hafta önce yayında yine bu borsadaki yatırımcıların artışından bahsetmiştiniz. Gerçekten günden güne artıyor. Mesela çevremdeki arkadaşlarım kiminle konuşsa hemen hemen hepsi borsada. Birinci sorun bu artış hani ne yönde? İkincisi de Borsa İstanbul hani bugün yükselişe geçti ve genel olarak Borsa İstanbul'da son durum. Güzel bir soru sevgili Melis. Maalesef ona bir ek daha yapmak gerekiyor. Onu da bir sonraki yayında biraz daha açarız belki. Yakında zaten tebliğ de gelecek. İlgili bakanlık ilgili çalışmaları hazırlıyor. Sadece borsaya değil, alt kripto paralara da müthiş bir ilgi var. Yani her yerde konuşuluyor. Herkes hemen hemen, herkes demeyeyim tabii. Çoğunluk kripto paralarda da işlem yapmaya başladı. Ne olduğunu bilmiyor. Nerede üretildiğini bilmiyor. Arkasında kimin olduğunu bilmiyor. Hadi Bitcoin'i, Ethereum'u falan bu tarafa koyalım. Onlar global ölçekte açık işleme ve biraz daha bilinirliği var. Ama bilinirliği olmayan birçok altcoin'de ciddi problemler var. Hani günde belirli kazançlarla bu işlere yönelen vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Hani hisse senedi tarafında da uyarıcı olduk. Ama en azından bir hisse var, bir şirket var, bilançosunu okuyabiliyorsun, bir üretim var. Gittiğin zaman bir tesis var, bir fabrika var. Artı borsaya kote olmuş firmanın açıklama gereği var. Gidersiniz, açarsınız telefonu, size bilgi vermek zorundalar. Gidersiniz, fabrikayı gezdirmek zorundalar. Bu sizin yasal hakkınız, bir lotunuz bile olsa. Bu sizin yasal hakkınız. Size bilgi vermek zorunda halka açık bir şirket. Ama alıp sattığınız kripto parayla ilgili bilgiye ulaşabiliyor musunuz? Neyi satıyorsunuz? Ben bilmiyorum. Yani kim üretmiş? Arkasında kim var? 3-5 kişi bir araya gelip bir alt kripto para mı üretmiş? Yüzlerce var. Yüzlerce var. Yani onun için vallahi yılların borsasında yatırım yapmak biraz daha anlamlı. Orada da tabii çok prim yapmış hisselerde uyardık. Uyarmaya devam ediyoruz. Ciddi prim yapmış ikinci listeler var. O performans hak edenler var. Performansın üzerinde yükselmişler var. Performansın üzerinde yükselmişlerdeki düşüşe yakalanmamak için dikkatli olmak gerekiyor. Borsa İstanbul'a da döndüğümüzde teknik olarak düzeltme devam ediyor. Aşağıda 1200-1350 bandı içinden döndük. Rebound yani bir tepki verdik. Şimdi önemli ortalamanın bulunduğu 1450-1500'lerine çıkma çabamız var. An itibariyle 1423'teyiz. 1450-1500'ü geçip orayı destek yapabilirsek umutlanacağız. Ve 1550-1600'leri geçme potansiyeline bakacağız. Ama bu olmadan her hareket tepki olarak etiketlenecek ve aşağıda 1200-1350 bandına dikkat etmeye devam edeceğiz. Burada 200 günlük ortalamamız da var sevgili Melis. Bankacılık endeksi daha dün yeniden işledik. Devamlı işliyoruz. Burada da seninle işlemiş olalım. Çok düşük, tarihi düşük seviyelerde. TL bazında, dolar bazlı. Dolar bazı 2008 krizinin de altında. Fiyatlardan işlem görüyor. Bu bir yere kadar ucuzluk olur böyle. Bir noktadan sonra hep soruyorlar, hocam ne zaman girecek?
Bunun zamanlamasını bilmek kolay değil. Bazı haber akışlarının netleşmesini bekleyeceğiz. İşte Merkez Bankası toplantısını bekleyeceğiz. İşte ABD-Türkiye ilişkilerini falan gözlemleyeceğiz. Bu kabineyle ilgili süreç netleşecek mi? Ona bakıyor olacağız vesaire. Ama bankacılık endeksinde potansiyel var ama potansiyelin realize olduğunu da görmek gerekiyor. Bankacılık endeksinin yukarıda 1200'leri geçerek 1100-1200'leri geçerek 1350'lere gitmesi ve orayı geçmesi 50-200 binlik orada kesişti ve kırıldı. O bölgeyi geçip 50-200 binliğin kırdığının ihlal olarak kalması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Hani çok ucuz hisseler var holdinglerin içerisinde, bankaların içerisinde, büyük şirketlerin içerisinde. Hikayesi çok güçlü olan BIST 30, BIST 50, BIST 100 içerisinde. Hisse adı vermeyeceğim. Çünkü yatırım danışmanlığı vermiyoruz. İşimiz bu değil. Hisse bazlı konuşmuyoruz ama lütfen çalıştıkları aracı kurumlarla profesyonel destek alarak bunu çok rahat ulaşabilirler. Prim yapmamış hisselere yönelmek biraz daha rasyonel ama paranın tamamıyla değil diyeyim. Böyle bir borsa özeti de vermiş olalım sevgili. Çok teşekkür ediyorum. Ve son sorumuz Cüneyt Bey, altın fiyatlarında gidişat klasik ne yönde? Valla an itibariyle tepki devam ediyor. Çünkü dolar endeksi geriliyor, ABD faizleri geriliyor. Altın da kendine bu paketten bir destek buldu. 1746 ons altında fiyat. Bu iyi. Yani 1746, 1750 o sıkışma bandımız aşağıda 1650, yukarıda 1800 sıkışma bandından kurtulma ümidi demek. 1750'ye yaklaşmak. 200 günlük ortalamayı da geçebilirsek önümüzdeki günlerde 1800'lerin üzerinde biraz daha ivme kazanma ihtimali var. Ama tam olarak 1900-1970 geçilmeden her hareket tepki. Aşağıdan desteklerden tepki ama bu tepki fena değil. Bu tepki güçlü. Tekrar 1700 altında 1650-1700 desteğinin altına gevşemedikçe 1750 üzerinde güç kazandıkça 1800'ün de geçilmesiyle ümitler biraz daha artacak altın yatırımcısı için. Gram altına döndüğümüzde en kısa vadeli satıcımızın çalıştığını gördük. Bir kez daha teyit edelim. Ne demiştik senle? Bir iki aydır. 400 civarına yaklaştıkça al. 450 üzerinde 470-500 rakamlara ulaştıkça kısa vadeli satış. Şimdi tam o kısa vadeli strateji önerimizin realize olduğunu görüyoruz. Mahcup olmadık. Peki şimdi buradan alınır mı, buradan satılır mı? Kısa vadeli stratejimiz hala aynı. Yani 400'e 450 altında 430, 420, 400 gibi. Hatta biraz daha altı seviyeler alım bölgesi olmaya devam edecek. Ama buradan alanlar için çünkü dolar TL'de de yüksek bir seyir var. Ons altında yüksek seyir. Şu an 450'nin üzerine de açtık. An itibariyle 460-465'lere kadar ulaştık. Yani hareket bir 500 lira doğru gidebilir potansiyel olarak. Onun için buralardan alıyorsak biraz toplu git, yani dikkat edelim aşağı gevşeme ihtimalleri de göz ardı etmeyelim. Ama orta ve uzun vade bekleyenler için kısa vade stratejiyi söyledim. Ben 500-550 bandının minimum 500-550 bandının bir kez daha görüleceğini, bir iki senelik perspektifte de oralarında üzerinde bir fiyat oluşacağını kendi adıma düşünüyorum. Çünkü dolar TL sabit bile kalsa ons altındaki düzeltme bittiği andan itibaren dolar TL ve ons altına beraber hareket ettiği için gram altın yukarıda 600'lü fiyat seviyeleri bir yani bugünden yarına değil lütfen beni doğru okusunlar. Bu yayınlarımız bizim çok önemli. Kısa vade stratejimizi net söyledik ama orta uzun vadede 450'nin altındaki alımlar sizi önümüzdeki dönem 550 üzerinde 600 hatta 600'ün üzerinde bir fiyata götürebilir. Bu da potansiyel kar demek. Artı hisse senedindeki, mevduattaki, diğer alanlardaki yatırımlarınıza bir hedge etmek, bir güvenli liman katarak bir defansif özellikle katmak demek. Altın özetle portföylerimizde, gündemimizde kalmaya hep devam edecek. Bir kez daha yanılmadı, yanıltmadı bizi de. Çünkü bu kadar sorunu konuşuyorsak pandemisinden tut da gelir dağılma eşitsizliği, borç büyümesi vesaire altın olmadan olmaz diyelim bir kez daha sevgili Melis. Açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine çok güzel bir yayın oldu Cüneyt Bey. Ben Kapatmadan önce son olarak neler söylersiniz? valla güzel bir hafta sonu. Bir sonraki haftaya kadar da bereketli bir yatırım haftası diliyorum öncelikle. Ama en önce sağlık diliyorum. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok Melis.
O kadar çok çevremde sadece korona değil, farklı alanlarda da sağlık problemi duymaya başladık ki insanlar çünkü yoruldular. Bu yorgunluk problemler insanların normal sağlığını da bozmaya başladı. Psikolojik sorunlar çok Psikolojik çıkmaya etkiler başladı artık. geliyor, semptom olarak vücudun başka organlarını etki ediyor. Yani sadece koronayla mücadele etmiyoruz. Bir de maalesef mevcut ortamın getirdiği psikolojik problemlerle de mücadele ediyoruz. Sağlığımızı korumak her şeyden önce geliyor. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Sağlık olursa her şey oluyor sevgilimiz. Çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim Cüneyt Bey. Hoşça Ben kalın. de teşekkür ediyorum. Hoşça Kendine kalın. çok iyi bak. Bütün Siz izleyicilere de. de sevgiler.